1-2. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı. Bir aşçı kefir yapmak için bir kavanoza süt ile kefir mayalarını koyarak karıştırır. Sütün mayalanması için sütü bir gün kavanozda bekletir. Mayalanma boyunca sütte kimyasal değişiklikler meydana gelir. Mayalar, sütteki şekeri, CO2 ve etil alkole dönüştürür. 25. Kefir oluştururken sütün kütlesinde azalma görülür mü? Açıklayınız. Cevap, evet, çünkü sütteki şekerler etil alkol ve CO2'ye kadar parçalanmıştır. 26. Mayalar, kefir üretiminde metabolik faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerek duydukları ATP'yi hangi yolla sentezler? Cevap, substrat düzeyde fosforilasyonla ATP sentezler. 27. Mayalanmada hafif asidik kefir oluşumuna sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? A. Kefir oluştururken etil alkol üretilmesi. B. Kefir içindeki mayaların sayıca azalması. C. Kefir oluştururken CO2 üretilmesi. D. Kefir oluştururken sütteki suyun buhar halinde uzaklaşması. E. Kefir oluştururken sütteki karbonhidratların enzimlerle parçalanması. Cevap, C. 1-2. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 124 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.